Bir dakika. Abi neresi ki burası? Bir dakika. Abi neresi burası? Başardım. Evet. Evet arkadaşlar, konser hazırlık sürecini resmi olarak başlatıyorum. Biliyorum ki bir de kapısayım. Yani aldığım şeyi gösteririm tabii ama ödülmüş bir şeyler giymek zorundayım. Dress kodumuz var, şapka takamam. Bu da için yapılmış bir yer. Yani şöyle de arkası iple düşürmüş. Budur. Bir formatı böyle olacak. Diğerini de muhtemelen şu noktayı altına beyaz fıçadan patlıyor. Doğru cevabı vereyim. Bence anlatamaz. Bu bir. İki. Neden bu yeterli? Kendi. Benim kafa çiçek. Yani bu dünyalar bize. Ay. Dünyalar derisi bir psikopat. Psikopat diyecek sandım. Gönlüm. Bana mı sokuldu ama? Böyle 3D gözlüklerle bu diziyi izlesin. Olmuyor mu ya? Ya kırıyormuş bir anda. Kırdı. Biz bu evi daha önce görmüştük sanırım. Evet. Şeyde bu Beren Saat'in oynadığı evet, dizi vardı evet, ya. Evet, evet. Orada... Çok kötü. Ama kontekste çok uygun. YouTube'a konu başlığı. Size büyük hatalar yapma isteği uyandıran şeyler nelerdir? Bir kıvaç tatlıdım. İki. Şimdi mi? Abi ne oluyor? Ama dikkat et bak. Ne çünkü vereceğin cevabı beğenmezsen o defter bir de açılmamak üzere kapanır. Bence ölmeye değer. Öncesi var, sonrası var. Bunların burçlarını bir düşünelim hemen.
yaşatamaz. Tutulmadan ağla, tutulmadan. Ama ne demek bakın, hayır? Ay tutulmasına yanlış kararlar alabilirsiniz. Açın, okuyun. Tuğba Güneş Köklü. İnşallah öyledir. Böyle zamanlarda yanlış kararlar verilebilir. Ne? Sen dün teknede benden ayrılmayacak mıydın? Ayrılmayacak mıydın teknede? Efendim? Neyin şu anda? Kapak. İmza kaşa kapak. Hayır, Kıvanç olamaz. En tehlikeli hayvanı falan. Mahdi kredi. Gülüye, ben şu an çekirdek çitlemek istiyorum yani. Getirelim mi? Yok. Aslanım gelmiş ya. Ay aslanım. Aslı hayatta mı şu an yazmış acaba? Devin. Ayrılır mı? Bundan güzel çocuk yapılır. Ay. 19 dakika şarjım bitti. Ne yaptın? Böylece de yaşadık yine. Günaydın. Bitireceklerimin gerçekten değişmesi. Yani Ocak ayında çekmiş olduğum bir video vardı ve onun editini tamamladım. Çok tatlıydınız ama dün. İşte bir story koydum, işte bu 52 dakika nasıl konuşuyorum diye. Bu arada 52 dakikanın içerisinde hani öyle çok böyle suslar yok. Arada hani söylediğimin doğruluğunu bir double check etmek için bilgisayara bakıyorum. Onun dışında gerçekten katıksız 50 dakika konuşmuşum. Bugün sabahtan bir kraliçeme gidiyorum. Kontrol. Çok PMS'im. Yani hani dokunsanız böyleyim yani. Da belki anneme giderim. Kaç gündür görmedim. Bir gideyim bakayım ne yapıyorlar. Götürecek birkaç terziye götüreceğim birkaç bir şey vardı. Burada yani annemler benim Kartal'da oturuyorlar ve evet yani terziye Kartal'a şey götürüyorum. Niye diye soracak olursanız bir çok oradaki ablayı çok seviyorum. İkinci olarak burada birkaç tane terziye gittim. Çok memnun kalmadım ev yakınındaki. Yaptıkları şeyler söküldü, pantolon açıldı. Nurcan ablam vallahi çok güzel yapıyor, çatır çutur o yüzden. Vallahi ona gidiyorum, seviyorum da onu. Nasıl bir yemek düzenim olacak göreceğiz önümüzdeki haftalar için. Bir adet daha benimle bugün hani yemek yiyin videosu çekmeyi düşünüyorum. Yine hazır böyle bol bol konuşuyorken yine hemen bir soru daha önce istemiştim. Şimdi çok yaklaştı. Ben Nisan'ın başında Zürih'e gideceğim. Yani Fevzi'nin vizesi çıkmazsa eğer hani tek başıma gideceğim yani. Bu arada benim ilk, eğer öyle bir şey olursa ilk solo gezim olacak ve hiç gitmediğim bir yere. Daha önce de bu tarz teşebbüsüm olmuştu ama hani çok gittiğim bildiğim bir yereydi. Neyse o konuyu da anlatırım. O yüzden hani Zürih'le ilgili tabii ben bir sürü araştırmalar yapıyorum falan ama hani bir yaşa hani ben sorduğumda hani belki yolumuz kesişmemişti. Eski vloglarda birinde sormuştum. Ama şu anda hani Zürih'te yaşıyorsanız Aslı'cım bak şöyle lokal yerler falan var diyorsanız çok mutlu olurum. Çünkü izlediğim her vlogdaki hani pahalılık şeyi ve hani yemek pahalı tamam. Ama hani kötü yemek pahalıysa çok tadım kaçar yani. Hatta tanıdığınız, bildiğiniz ya da siz orada yaşıyorsanız ve beni takip ediyorsanız bana bir DM. Bir fit check yapıyorum. Bunu AliExpress'ten aldım. Kazağım ve montum Massimo Dutti. Pantolonum Dilvin, ayakkabılarım da New Balance. Şimdi gelin güzel bir kahvaltı edelim. Hem de en avokadolusundan. Yiyecek mi bir tane?
Böyle göğsümde bir ağır bir asıldı. Yüzümü bir açtım. Koko. Sonra böyle burnumun yani sırtıma doğru hissettim. Sonra döndüm. Sonra bir baktım. Burnumun ucunda böyle bir şey. Lilo. Fotoğrafını şuraya bir yere koymaya çalışayım. Çok komiklerdi. Size eski odamı göstereyim. Burası artık, yani burası kütüphanemdi benim. Artık annemin çalışma alanı. Bu emekli şifonyerim. Yine annemin çalışma alanı. Bu masam. Yine annemin çalışma alanı. Bana dair hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Bu tavanım. Yıllarca baktığım. Annemin modern dokunuşu. Benim daha farklı bir avizem vardı. Böyle bunları astı. Kendi yaptığı şeyler. Testikleri, porselenleri falan aslı. Size bir fotoğrafımı göstereyim ama bakın çok komik. Çok ergen. Baksanıza şuna. İzlet me. Ay çok fena. Çok ergen, çok ergen. Bu da Fevzi ile ilk fotoğraflarımızdan biri. Bu da fişlerin arasında. Baksanıza tatlı ya. O zaman ilk yeni çıkmaya başlamıştık. Annemin yaptığı güzel şeyler. Bunu istiyorum ben, bunu istiyorum. Vermiyor bana. Bakın bu soldan sağa ortanca teyzem, annem ve diğer küçük teyzem. Bu da anneannem. Anneanneme bakın ya. Bu da işte vefat eden küçük teyzemle ben. Bakın ikonum, ikon. Küçük bir moda ikonu. Bunu çok severdim ben. Ay, küçüklüğümden kalma. Efendim? Çocuk bulun. Efendim? Gelmesiyle gitmesi bir olacak herhalde. Evet. Babaannen yapardı. Şöyle bakmak lazım galiba. Böyle videoya değil. Çekiyor ama şu an. Video çekiyor. Evet. Bakışlara nereye çok, bakacağımızı. Çok tandır yoktu vloglarında. Evet, bir giriş yapma zamanı gelmişti bence. Yani gerekli ara verildi ve artık sahalara dönebiliriz. Benziyor muyuz? Yeni gelen ekibe soruyorum. Bu arkadaş abim. Benziyoruz bence. Benziyoruz ya. Yaş ilerledikçe daha da benziyoruz bence. Değil mi? Evet. Yaş ilerledikçe benziyoruz. Hatta birbirimize. Evet.